Arkadaşlar bugünkü dersimizde asitler ve bazların ikinci bölümünden bahsedeceğiz ve diyeceğiz ki suyun oto iyonizasyonu nedir? Peki devamında ne yapacağız derseniz aslında asit ve bazların hesaplamalarına geçeceğiz. Asit nedir baz nedir tanımlarından sonra artık hesaplamalarıyla ilgilenmemizin zamanı geldi. Peki suyun oto nedir diyelim. Saf suyun çok az da olsa elektrik iletkenliği vardır. Bu durum suyun içindeki çok düşük derişimli hidrojen ve OH- iyonlarından kaynaklanmalıdır. Düşük derişimli iyonlardan dolayı elektrik iletkenliği küçük bir lambanın ışık vermesini sağlayamaz. Yani arkadaşım şimdi benim bir su, su molekülüm var biliyorsunuz ki H2O şeklinde yazılıyor. Bunu iyonlarına ayrıştırdığım zaman H ve OH eksi olarak ayrılıyor. Şimdi iyonlarını ayrıştırırken yine burada dengede olduğu gibi ne kullanıyorum? Çift yönlü ok kullanıyorum. Bu da bana şunu gösterir. H2O hem H+ OH- şeklinde iyonlarına ayrışırken hem de tekrar H2O haline dönüşebilmektedir. İyonlaşma tepkimeleri tersinirdir. Az önce benim söylediğim şeyden bahsediyor. Çift yönlüdür diyor. Peki Ksu diye ifade ettiğimiz bir tabir var. Peki Ksu nedir arkadaşım? Suyun dengesi hani biz dengeyi kc diye hesaplıyorduk ya ama bunu su için sadece suya özel yaparsam burada su sıvı halde olduğu için buralar akua halde olduğu için dengede ne yapıyordum? Ürün bölü giren yazıyordum. Ürünlerim var elimde ama girenlerim sıvı olduğu için dengeye yazılmıyor. O zaman kaos nasıl hesaplanır? Haşartının molaritesiyle. OH eksinin molaritesinin çarpımı şeklinde hesaplanacaktır. Bu bağıntı yazılır ve e, bütün sulu çözeltiler için geçerlidir. 25 derecede kaosunun değerini 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 diye hesaplıyoruz arkadaşım. Peki bu nereden geliyor derseniz. Daha sonra zaten hesaplayacağız. E, ee, pH'i 7 diyoruz ya suyun. Yani nötr olduğunu söylüyoruz. O yüzden pH 7 ise pOH da 7 bunlardan geliyor aslında. Peki ayrıntılı olarak da diyor ki haşa, haşı ve o haşı nasıl hesaplayacağım diyor. Ve ben de diyorum ki kasu eğer 1 çarpı 10 eksi 14 ise ve bu haş ve o haş eksinin çarpımına eşitse ve haş ile o haş eksinin baş katsayıları da aynıysa. Örneğin ben buna x mol dediğimde buna da x mol diyorsam x çarpı x 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 ise x bana ne gelecek? 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 gelecek. Peki pH'i nasıl hesaplıyorduk? pH eksi logaritma değer yani rakamsal olan değer. Peki x'i h artı olarak düşünürsem 10 üzeri eksi 7 değil midir? Peki 10 üzeri eksi 7'nin eksi logaritmasını alırsam ne gelecek? 7 değil mi? Evet. Peki pH'i 7. pH'i da ne olarak gelecek? O da 7 olarak gelecek. Peki nasıl? Yine aynı şekilde eksi logaritma 10 üzeri eksi 7'den gelecek ve onu da 7 bulacağım. Yani ne oldu? Ben su için pH'ini 7 buldum. pOH'ını 7 bulmuş oldum su değerini ise 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Ama kaç derecede? 25 derecede olduğunu asla ve asla unutmuyorum. Çünkü arkadaşım eğer sıcaklığım değişirse pH değerim ya da pOH değerim hatta bunların hepsiyle birlikte de K'su değerimde bir değişiklik söz konusu olacaktır. Şimdi K'su iyonlaşması Endotermik bir olaydır. Zaten su denklemine ne yazıyorum? Su herhangi bir bileşim parçalanması demektir. Isı yardımıyla parçalıyorum. H+ ve OH- elde ediyorum arkadaşım. Isı yardımıyla parçalamak ne demektir? Bu olayın endotermik olduğunu gösterir. Yani sıcaklığa bağlı olarak değiştiğini gösterir. Eğer ben sıcaklığı arttırırsam ne olacaktır? Hop denge bu tarafa doğru gidecektir. Ve bunların rakamsal değerini arttığı için kaosu değerim ne olacak? Artacaktır. Eğer ben sıcaklığı düşürürsem ne olacak? Denge bu tarafa gelecek. Dolayısıyla bunların rakamsal değerini düşürecek. Ve kaosu değerim azalış gösterecektir. Yani su değerim neye bağlıymış arkadaşım? Sıcaklığa bağlıymış. Saf suya ait asit ve baz katıldığında zaman ile derişim değişimi aşağıdaki gibidir demiş. Şimdi bak her ikisinde bu şekilde duruyor. Eğer ben asit katarsam ne artacak? Hidrojen iyonlarım artacak. Hop artış gördük mü? Sonra tabii ki dengeyi hatırlayalım. Birazcık azalacak ve sabit kalacak. Peki bu esnada sun, OH ne olacak? Birazcık azalacak ve daha sonra sabit kalacak. Sabit kalmasının sebebi dengeye geldiğini gösterir arkadaşım. Peki eğer ben noturu ortama baz eklersem ne olacak? Hop OH- iyonlarım artış gösterecek. OH- iyonlarım arttıktan sonra yine bir süre azalıp hop sabit kalacak. H- artı da azalarak devam edecektir. Ama hepsi sonuçta arkadaşım belirli bir yerden sonra sabitleşecektir. Çünkü dengeye gelmek zorundadır diyorum. Hadi gelin bununla ilgili iki tane örneğimi çözelim demiş ki HBR sıvısına ait sıcaklıkta sabit sıcaklıkta suya ilave edilen edilen daha doğrusu şöyle söyleyeyim soruyu biraz <laughs> yanlış okudum. Suyun üzerine HBR ekliyorum. Yani ne yapıyorum? Suyun üzerine HBR eklediğim zaman HBR kimdir arkadaşım? Asittir. suyun üzerine asit eklediğim zaman ne artacak? H+ iyonları artı artış gösterecek. Peki su değerim değişir mi? Hayır. su değerimin etkilendiği tek nokta neresidir arkadaşım? Sıcaklıktır diyorum. Oluşan çözelti bazik olamaz çünkü üzerine asit ekledim. Evet, oda koşullarında 0.01 molariteli H+ iyonu bulunduran bir su çözelti ile ilgili Asidiktir demiş. Şimdi nereden anlayacağım? K su değerim. Neydi? H artı çarpı. OH eksi değil miydi? Peki. E, her çözeltim benim nötr mü? Değil. Peki. K su değerim 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. H artı yine varmış. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 varmış. OH eksi nedir? Önce bir bunu bulalım arkadaşım. OH eksi değerim ne çıktı bana? 10 üzeri eksi 12 çıktı zaten ikinci öncülü buldum. E Asitler ve bazı elektrik akımını iletmiyor muydu? O zaman üçüncü öncülü de doğru buldum. Asidiktir demiş arkadaşım. Asidik olduğunu nereden anlıyorum? Hop ben buradan POH'ını hesaplayacak olursam ne çıkacak biliyor musunuz? 12. Peki pH ne çıkacak? 2. Peki hatırlayalım asit ve baz kavramı. pH metreye hatırlayalım lütfen. Eğer bu tarafa doğruysa yani 0 ile 7 arasındaysa pH'im neydi? Asitti. işte al sana asit olduğunun göstergesi deyip E öncülünü işaretliyoruz. Evet, şimdi pH ve pOH'ın nasıl hesaplandığını ayrıntılı olarak görelim. pH ve pOH kavramları sul çözeltilerde haşartı ve OH- derişimlerin küçük olduğundan işlem kolaylığı olması için iyon derişimi 10 tabanına göre algoritması eklenir. Şimdi arkadaşım, ben bu logaritma almayı zaten birazcık matematikten biliyorsunuz hepiniz. Peki biz burada hocam ne kadar bir logaritma ile bahsedeceğiz derseniz gerçekten çok az bir logaritma, logaritma göreceğiz arkadaşım. Bu gördüğümüz çok azıcık logaritma bizim zaten tüm den, e, burada ph, poh sorularını çözmemize yardımcı olacaktır. O yüzden kendinizi lütfen bununla ilgili kasmayın. Çoğu öğrenci çünkü şey diyor ya ben matematikten zaten logaritma bilmiyorum. Arkadaşım 10 tabanında eksi 7 işte 10 tabanında eksi 3 gibi rakamları hesaplayacağız. Şimdi de görürsünüz görürsünüz. Zaten az önceki örnekte de gördük. Gelelim 25 derece K su değeri H artı O H eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olduğu için pH'i 7 bulduk az önce. Hatırlayalım pH'i da ne bulduk az önce? 7 bulduk. Her ikisini de 7 bulduğumuz için 7 artı 7'den o zaman diyeceğim ki arkadaşım pH artı pOH kavramı 14'e eşittir. Anlaştık. Umarım buraya kadar. Peki şu nötr çözeltiler için geçerli bir kavram. Saf maddeler, saf suda nöki gerçekleşen nötr çözeltiler için geçerli. Ama eğer benim çözeltim asitse. Asitlerde ne olacak arkadaşım? H+ iyonu her zaman için e, OH- iyonundan daha büyük olacak. Peki, e, bazen soru bana işte şu 10 üzeri eksi 7'den büyüktür bu 10 üzeri eksi 7'den küçüktür gibi kavramlarda bulunur. O zaman diyeceğim ki asit çözeltilerinde h artı 10 üzeri eksi 7'den daha büyük bir değere sahiptir. Peki o h soruyorsa o OH eksi de 10 üzeri eksi 7'den daha küçük bir değere sahiptir diyorum asit çözeltileri için. Peki p sorarsa arkadaşım lütfen unutma pH ile H artı birbirinin tam tersine denk düşecektir. Şimdi zaten biraz sonra size bunun nasıl böyle olduğunu göstereceğim. O zaman diyorum ki asit çözeltilerimde pH 7'den daha küçük bir kavramdır. pOH 7'den daha büyük bir kavramdır. Anlaştık mı? Yani şöyle düşünün. Eğer siz haşartıyı bulursanız asit çözeltisinde OH eksiği de bulursunuz. pH'i de bulursunuz. POH'ı da çok rahat bulursunuz. Peki bunlar asit çözeltileri için geçerlidir dedim. Baz nasıldır öğretmenim derseniz. Baz da arkadaşlar bunun tam tersi. Bazik olduğu için kim daha büyük olacaktır? OH eksi H artıdan daha büyük olacaktır. Dolayısıyla diyeceğim ki OH eksi iyonum 10 üzeri eksi 7'den daha büyüktür. Dolayısıyla da H artı iyonum 10 üzeri eksi 7'den daha küçüktür olacak. Pardon şurayı bir silelim. Peki pH pH kavramlarından bahsedelim. Bu sefer pH büyüktür 7 olacak pOH'da küçüktür 7 olarak karşımıza çıkacak. Zaten biliyoruz ki pH metre diye bir kavramımız var. Herkes bunu biliyor. Peki pH metrede neyden bahsediyordum? Tabi illa sadece pH metre mi var? Hayır. Şimdi biraz sonra size bir de pOH metreyi göstereceğim. Çünkü sorular bazen pH metre değil de pOH metre diyor. Sizi kafanızı karıştırmak için. Eğer 0 ile 7 arasındaysam pH metrem de asidimdir. 7 ile 14 arasındaysam bazımdır. Ama benim çöz e, grafiğim pH metre değil de pOH metre ise 0 ile 7 arasındaysam bazımdır. 7 ile 14 arasındaysam asitimdir. Bunu unutmayalım. P pH ve pOH'a lütfen dikkat edin. Grafikte hangisini veriyor? Bu bizim için önemli. Şimdi matematiksel olarak p işleci negatif o logaritma anlamına gelir. Bu kapsamda pKsu ifadesi Ksu değerinin negatif logaritmasıdır. Yani gördüğünüz gibi pKsu ne oldu? 14 olarak karşımıza çıktı. Eksi logaritmasını aldığımız zaman. Hadi gelin şimdi bununla ilgili örnek çözelim. Oda koşullarında 1 çarpı şunu hemen şöyle yazalım. 1 çarpı 10 üzeri nasıl yapıyorduk arkadaşım? 1, 2, 3, 4. O zaman eksi 4 molaritedir diyorum. H artı yiyonum. Peki H artı böyleyse o H eksim nedir? 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 molaritedir. Nereden anladım? Çünkü hepsinin toplamı ne olmalıydı? 14. Peki hemen ben buradan pH'ını da bulayım arkadaşım senin. Çat 4'tür derim. Buradan pH'ını da bulayım arkadaşım senin. Nedir? hemen 10'dur. Peki bunları nereden yaptın öğretmenim derseniz. Hani şöyle bir formülüm vardı ya. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 4. E ne olacak? Şununla şu eksiyle bu eksi birbirini nötrleyip artı olarak karşıma çıkacak. 4. Bu kadar arkadaşım hesaplaması. Daha zorunu çok kolay kolay vermeyecektir. BOH değerim 10 üzeri eksi 10'dur demiş zaten buldum. Pardon POH değerim değil. P burasını evet bak Böyle dikkat edelim. Hemen söyleyeyim. OH deseydi, onun eksi iyonu deseydi 10 üzeri eksi Ama pH mı ne buldum? 10 buldum. O yüzden 3. öncülüm yanlıştır. Peki pH değerim 4'tür. Evet arkadaşlar buldum. Asidik bir çözelti midir peki bu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar pH metreyi düşünün. 0 ile 7 arasındaysa neydi? Asitti. Peki pH metreyi düşünelim öğretmenim derseniz. Yine 0 ile 7 arası neydi? Bazdı. Ama 10 olduğu için... Ben buna asit diyeceğim. O yüzden de cevabım 1 ve 2 oldu. 25 derecede OH- iyonu 10 üzeri 2 çarpı H+ artı olan bir çözelti ile ilgili bahsetmem istemiş. Şimdi arkadaşım ben diyorum ki pH kasuda. Eee pH eşitti. O da 10 üzeri -7 idi. Peki bir de şöyle bir kavramım vardı. pH olarak değil de şöyle yapayım. H+ artı çarpı o oh eksi 10 üzeri eksi 14'tü değil mi kaosudan? Peki x, x değil miydi bunlar? x -x'di. ama ben şöyle yapayım diyorum. O oh h yalnız bırakayım. Burası 10 üzeri eksi 14 bölü h artı değil miydi? Evet böyleydi. Şimdi ben hemen şurada yerine koyayım diyorum. Bakın bize bu verilendi. Hop yerine koymak istiyorum. 10 üzeri eksi 14 bölü h artı yonum OH eksi yerine yazdım. 10 üzeri 2 H artı yönüm. Matematik yapalım hadi. H artıdan ne kadar var? 2 tane var. Peki ben bunu buraya bölü olarak atarsam 10 üzeri 2. Sonra da onu yukarı çekersem ne olacak? 10 üzeri eksi 12 olacak. Yani 10 üzeri eksi pardon 2 olacak. 14 de buradan 16 olacak. Şu 6 biraz garip oldu ama tamam. H artı yönüm ne geldi bana? 10 üzeri eksi 8. O zaman pH'im ne geldi arkadaşım bana? Hop 8 olarak geldi. OH eksi iyonum ne geldi? Toplamım 14 olacağı için 10 üzeri eksi 6 olarak gelmiş oldu. O zaman ikinci öncülümün yanlış olduğunu görebiliyor muyum? Gördüm. Peki bazik çözeltidir demiş. Evet arkadaşım pH'im 7'den büyük olduğuna göre Asit, bazik çözeltidir diyebilirim. Peki bazik çözeltilerde pH, pOH'dan büyük müydü? Evet öyleydi. Hatırlayalım. O yüzden de üçüncü öncülüm de doğrudur deyip işaretliyoruz. Evet. Kuvvetli asit ve bazlar. Evet şimdi de pH ve pOH kavramlarından bahsedelim. Kuvvetli asit ve bazlarda yalnız unutmayalım. Peki kuvvetli asit ve bazlarda ne fark eder? Zayıf asit bazlarda ne fark eder derseniz hemen ufacık şöyle söyleyeyim. Kuvvetli asit ve bazlar neydi arkadaşım? %100 iyonlaşıyordu. %100 iyonlaştığı için benim bileşimin molaritesi neyse pH'im ya da pOH'im de ona orantılı değişebilir. Ama zayıf asitler %100 iyonlaşmadığı için Orada bir denge kurmam gerekecek. Aynı denge bağıntısındaki gibi ilerlemem gerekiyor. Hadi gelin bahsedelim o zaman. Demiş ki suda çözündüklerinde %100 iyonlaşan asit ve bazlar kuvvetlidir. Tesir yani etki değerli bir olan HX asidi suya atıldığı zaman bu şekilde ayrılır demiş. Evet biz zaten nasıl ayrıldığından bahsetmiştik. Demiş ki 0.1 1 HCl çözeltisi bu şekilde ayrıldığı zaman ben H artının derişimini ne hesaplarım? 0.1 molarite olarak hesaplarım demiş. Peki buradan pH'i hesaplayacak olursam pH'i nasıl hesaplıyordum? Eksi logaritma h artıdan. H artım neymiş? 0, 1. Ben onu 10 üzeri eksi 1 yazayım. Yani daha net görebilmeniz için. Bakın bu eksi ile bu eksi birbirini götürüyordu. Ve üzerindeki neyse direkt yazıyordum. O zaman ne çıktı bana pH değerim? 1. Peki pOH değerim ne olacak? Toplamları 14'te arkadaşım. Ne olmalı? 13 olmalı diyorum. Peki DZ değerli yani etki değerli bir olan MOH bazından bahsedersek demiş. Hadi bahsedelim. Bakın POH değerini nasıl hesaplarım hemen ben bunun. POH değeri eksi logaritma 10 üzeri eksi 2'den 2'dir diye hesaplarım. Peki POH değerim 2 ise pH değerim ne olacaktır arkadaşım bana? 12 olarak çıkacaktır. Sulu çözeltilerde H-artı ve OH- iyonları birlikte bulunur. Bunun içinde bir çözeltinin hem pH hem de pOH değeri vardır ve ben her ikisinden de bahsedebiliyorum. Hadi bakalım 2015'te LYS, ÖSY, LYS'de ÖSYM bizim için ne sormuş? Demiş ki 500 milimlik 2 çarpı 10 2 molaritelik HNO3 çözeltisiyle 1 litreye seyreltildiğinde oluşan çözeltinin pH'ı Kaçtır. Şimdi e, geçen dersimizde şöyle bir şeyden bahsettik dedik ki seyreltme vardır dedik. Peki suyla e, seyreltiyoruz tabii ki maddeleri seyrelttiğimiz zaman nasıl formül kullanıyoruz dedik? M1V1, M2V2 formülü kullanıyoruz dedik. Pekala bundan bahsedeceğim o zaman ben hemen diyeceğim ki arkadaşım 50 milimlik dediğim gibi daha önce de eğer ben bunu milim kabul ediyorsam karşıyı da milim kabul etmeliyim ya da bunu litre kabul edeceksem karşıyı da litre olarak kabul etmek zorundayım. Ben milimi litreye çevirme taraftarıyım genel itibariyle siz nasıl isterseniz o şekilde çevirebilirsiniz. Peki ben bu milimi litreye çevirirsem ne ile çarpacağım 10 üzeri. E, 3 eksi 3 ile çarpacağım tabii ki. Molaritem ne? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu tarafta molaritem ne bilmiyorum. Ama hacmim nedir arkadaşım? 1 litredir diyorum. Hadi gelin matematiğine bakalım. M2 değerim buradan ne çıkacak? 10 üzeri eksi 3 olarak çıkacak. 2 ile 50'yi çarptım 100. 100 de şu 10 üzeri eksi 2 gitti. Ve bana 10 üzeri eksi 3 kalmış oldu. Peki ben buradan kimi buldum? HNO3 değil mi arkadaşım? Hadi HNO3'ü ayıralım. HNO3'te bir tane H artı yonum yok mu? Bu. Eğer burası 10 üzeri eksi 3 molarite ise burası da 10 üzeri eksi 3 molarite olur. Ve ben bunun pH'ı eksi logaritma H artı şeklinde ifade edersem 10 üzeri pardon hemen şunu bir silelim. eksi logaritma 10 üzeri eksi 3'ten ne gelecek pH'im? 3 olarak gelecek. Bu kadar kolay. Aslında zor bir soru. Hiç sormamış ÖSYM. E. Sadece seyreltme dediği zaman M1, V1, M2, V2 formülünü kullanmayı hatırlamanızı istemiş. Bu kadar. Evet. Devam ediyorum. Diğer bir örneğimle 25 derecede 4 gram NaOH katısı kullanarak 1000 mililitrelik bir çözelti hazırlıyorum. Peki demiş buradan bana pH, pOH kavramlarını bulabilir misin? Öncelikle peki ben molarite ya da pH, pOH kavramlarında ne kullanıyorum? Önce oradan başlayalım. Tabii ki molariteyi kullanıyorum. Molarite neydi? Mol bölü litreydi arkadaşım. Molaritesini bulmak istiyorum. 1000 milim litre dediği için neye çevireceğim? 1 litreye çevireceğim. 4 gram NaOH. O zaman ben buradan neyi bulmalıyım? Mol sayısını. 1 mol NaOH kaçmış? 40'mış. 4 gram kaç mole denk gelecektir? 0.1 mole denk gelecektir. Peki benim molaritem ne çıkacak arkadaşım? 0.1 molarite çıktı. Peki kim bu? NaOH değil mi? NaOH olduğuna göre bir tane OH- iyonum yok mu? Eğer burası 0.1 molarite ise Burası da 0,1 molaritedir. Diyorum. Kimi buldum? OH eksi değerimi 0,1 molarite buldum. Bakın birinci öncülüme doğrudur dedim. E, pOH değerimi buradan ne hesaplarım? 1 olarak hesaplarım. İkinci öncülüme de doğru buldum. Peki pH değerim her ikisinin toplamı 14 olması gerektiği için kaç olmalıdır? 13 olmalıdır deyip 3. öncülün yanlışlığını ispatlamış oluyoruz. Evet arkadaşım devam edelim o zaman zayıf asit ve bazılarda pH ve pOH değerlerini. Şimdi az önce söylediğim gibi zayıf olanlar nasıl da %100 iyonlaşmıyordu. Bir kısmı iyonlaşıyordu bir kısmı iyonlaşmıyordu. Peki bu soruları nasıl çözeriz dedim denge bağıntısındaki gibi. Yani ürün bölü giren şeklinde hesaplayacağım. Peki hemen bakalım tesir değerli bir olan haşa asiti suya atıldığı zaman bu şekilde iyonlarına erişir. Tamam zayıf tepkimelerin iyonlaşma tepkimeleri tersinirdir. Bu nedenle haşa için bakın H artı a eksi bölü haşa. Neden arkadaşım diğerlerinde neden böyle yapmıyordum sadece ürünleri yazıyordum. Çünkü girenler kısmında hemen şöyle göstereyim size bir önceki sayfadan. Oh, bir önceki sayfada da değilmiş ama. Yani buraya kadar geldim. Bak arkadaşım ne halde? Katı halde. Dengeye yazılır mı? Yazılmaz. Bak arkadaşım ne halde? Sıvı halde. Dengeye yazılır mı? Yazılmaz. Ama zayıflar çözelti halindeler ve dengeye yazmam gerekiyor. dengeyi nasıl hesaplıyordum? Ürün bölü giren şeklinde yazıyordum. Peki e, bu bir asit olduğu için de KA derim. Baz olsaydı da Kb diyecektim. K ve Kb değerleri aynı kaosuda olduğu gibi sadece ve sadece neyle değişiklik gösterecektir? Sıcaklıkla değişiklik gösterecektir. Başka hiçbir faktör bunu değiştiremez. Peki K değerine bakılarak asitlerin kuvvetliğini birbiriyle kıyaslayabiliriz. Bu asit diğer asitten kuvvetlidir ya da zayıftır şeklinde yorum yapabiliriz. Şimdi Hf için Ka asitim. KA değerim 6.8 çarpı 10 üzeri eksi 4 çıkmış. HNO3 için ne çıkmış? 4.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 çıkmış. Şimdi eksi 4'ler birbirinin aynısı zaten. O zaman kıyaslamam gerekirse kim daha büyüktür? HF daha fazladır diyebiliriz. HNO 2'den. HV asitinin çok az bir kısmı iyonlaşır ve böylelikle denge kurulmuş olur. Daha önce hatırlayalım lütfen. 7A grubunda bir tek HF zayıf asittir. Diğerlerinin hepsi kuvvetli asittir demiştim. Hatırlayın hidroklorik asit, hidrobromik asit, hidroiyodik asit olmak üzere. Şimdi demiş ki HF asitim 0.1 molarite. Peki ben bunlarda ne yapacağım? Az önce söylemiştim size bir denge kurmalıyım demiştim. Hatırlayalım. Başlangıcı bunun ne vermiş? 0.1 ve yok yok. Ne kadar harcayacağım? Biraz harcayacağım. Biraz oluşturacağım ve biraz oluşturacağım. Lütfen bunlara dikkat et. Burası ne? 0,1 eksi x. x, x. Peki k neydi? Ürün bölü giren değil miydi? x, x. 0,1 eksi x'ti. Peki ben şunu söyleyeceğim size. Şuradaki x değerim her zaman için şu 0,1'den çok 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 küçük değer çıkacaktır. Bu yüzden biz genel itibariyle şuradaki x'im yazmayacağız. Bunu yazmadığımız için hesaplamalarımız her zaman için daha kolay olacak. Öbür türlü hesaplamalarım çok daha karışık hale gelebilirdi arkadaşım. Hadi gelin örnek çözelim. Aa, dikkat konusundan da bahsetmemiz lazım tabii ki. Zayıf asit ve bazlarda asit baz dengesini sağa kaydıran her türlü etki iyonlaşma yüzdesini arttıracaktır. İyonlaşma yüzdesi K ve KB ile karıştırılmamalıdır. K ve KB birer denge sabit olduğu için sadece sıcaklıkla değişir arkadaşım. Bunu unutma. Evet gelelim o zaman HF için. Soru çözmeye HF için 25 derecede K değerim budur demiş. Buna göre 10 üzeri eksi 2 moleritelik HF çözeltisinin pH değeri kaçtır? Şimdi alıyorum HF'yi iyonlarına ayrıştırıyorum. Ee, başlangıç değerini 10 üzeri eksi 2 vermiş unutma yok yok. Sonra ne kadar harcanacak hiçbir fikrim yok. Evet. Şimdi şurayı ne yapıyorum? İhmal ediyorum arkadaşım. Az önce söylemiştim. Burası 10 üzeri eksi 2. X, X. Peki ben K'yı nasıl hesaplıyordum? Ürün bölü giren. Ürünlerim kim? X'ler. X çarpı X. 10 üzeri eksi 2. Eşittir. 10 üzeri eksi 10. Buradan X ne çıkacak? 10 üzeri eksi 6. Peki ben bunun pH'ini hesaplamak istersem ne çıkacak arkadaşım? 6. Bu kadar kolay bir soru. Peki diğer bir örneğime bakıyorum. 0,1 mol H, hidrojen siyonür asitinin iyonlaşma yüzdesi yüzde 0,01'dir. demiş ki bunun K değerini hesapla. Hidrojen siyonüre baktım. Hidrojen artı siyonür olarak iyonlarını ayrıştırdım. Peki başlangıcı 0.1'miş. İyonlaşma yüzdesi 0.01. Peki 0.1'in %001'ini almalıyım. Evet. Şimdi ne çıktı? 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 burada. Eksi 1 burada. Eksi 3. Eksi 2 de burada. Eksi 5 çıktı arkadaşım. 10 üzeri eksi 5'tir. 10 üzeri eksi 5'tir. Bunlar başlangıçta yoktu unutmayalım. Burası da 10 üzeri eksi 5'tir. Bunu ne yaptım? İhmal ettim. Buralardan 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5. Burası da 10 üzeri eksi 1. O zaman ka değerimi yapıyorum. 10 üzeri eksi 10. Bölü 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 9 olarak ka değerimi hesaplamış oldum. Evet, anlaştığımızı düşünüyorum. Hadi devam edelim. Zayıf bazlardaki pOH pH kavramlarından. Şimdi zayıf bazlarda aynı zayıf asitler gibi suya atıldıklarında %100 iyonlaşmazlar. Tesir değerli bir olan MOH bazı suya atıldığı zaman M artı OH eksi şeklinde iyonlarına ayrışacak. Zayıf bazlar az önce söylediğim gibi zayıf asitler gibi çift yönlüdür. Ve girenlerde madde çözelti halindedir. Ürünlerde de maddelerin çözelti halindedir. Bu nedenle. KB değerini yazarken ürünler bölü girenler şeklinde yazmaya devam ediyorum arkadaşlar. KB'nin e, değeri bazlık sabiti değeridir. Bütün denge sabitlerinde olduğu gibi sadece ve sadece sıcaklıkla değişim gösterilir. KB değerine bakılarak bazların kuvvetliği kıyaslanabilir. Aynı K'da olduğu gibi. NH3 gazının e, bazının moleküllerinin çok az kısmı suda iyonlaşır ve böylelikle bir denge kurulur diyoruz. Evet devam edelim arkadaşım örnekle. Örneğin 0.1 molaritelik NH3 çözeltisinin denge kurulumu. Şimdi arkadaşım bazı kaynaklar şu suyu burada vermezler ama bazıları verirler. Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Bu zaten sıvı halde olduğu için dengede yazılmaz. Bu yüzden hiçbir şekilde yazılmayacaktır. Benim denge sabitim şurada gördüğün gibi NH4 artı OH ve NH3 şeklinde yazılacaktır diyorum. Yine aynı şekilde şuradaki X benim için çok küçük olduğu için yine aynen bu da benim için ihmal söz konusudur diyeceğim. Hadi gelin devam edelim o zaman örneğimizle. 0,5 molaritelik xOH çözeltisinin iyonlaşma yüzdesi %0.2 olduğuna göre pOH değeri nedir? Şimdi xOH'ımı aldım. x artı OH eksi olarak iyonlarını ayrıştırdım. Buraya ne demişti arkadaşım? 0,5. Peki ne kadar iyonlaşıyordu? 0,2'si. 0,5'in 0,2'sini alalım. Peki burada 10 üzeri 2 vardı. Yukarı çıktı. 10 üzeri eksi 2. Burada da 2 vardı. 10 üzeri eksi 4. 10 çarpı 10 üzeri eksi 4. E onu da sadeleştirelim arkadaşım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak karşımıza çıkmış olsun. Buralardan yok yok. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 3 ve 10 üzeri eksi 3 şeklinde çıkıyor. Burayı ne yapıyorum? İhmal etmiş oluyorum. Ne yazacağım? KB değerim için 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. KB'yi bu şekilde hesaplayabilirim. Ama benden KB istemiyor. Daha kolay bir şey istiyor arkadaşım. POH'ımı istiyor. Buraya bakıyorum. POH değerim eşittir 3 diyorum. Ve cevabımı 3 olarak işaretliyorum. Ben. Evet devam edelim demiş ki 0.01 molaritelik e, NH 3 ile 0.2 molaritelik eee metilaminin sulu çözeltilerinde pH değeri birbirine eşittir. Şimdi pH değerleri birbirine eşitmiş bunların ve metilaminin bazlık sabitinin NH3'ün bazlık sabitine oranı aşağıdakilerden hangisi diye soruyor. Şimdi arkadaşım bir kere bazı sabitlerin birbirine nasıl ayrışır gibi sorular sormuş. Ama burada şöyle söylemiş. pH değerleri birbirine eşittir. Eğer bu adamların pH değerleri birbirine eşitse Aynı şekilde pOH değerleri de birbirine eşittir. Dolayısıyla H artı derişimleri ve OH eksi derişimleri birbirine eşit demektir. Peki OH eksi, ben sadece NH3'ten gitmek istiyorum. Size bunu anlatabilmek adına. NH3 suyla reaksiyona girdiği zaman ne yapacaktım? NH4 artı ve OH eksi diye ayrılacaktı. Doğru muyuz? Başlangıç değeri 0,01'miş. Yok yok suyu zaten saymıyorum. Ne kadar ayrıştığını bilmiyorum. Bu şekilde yazıyorum. Suyu saymıyoruz dedim. Göstereyim. Çünkü burada sıvı halde olduğu için. Burası 0 0 1. Burası x burası x. Peki ben bunun kb değerini hesaplayacak olursam. Nasıl hesaplarım? x çarpı x değil mi? Yani x kare bölü 0 0 1 değil mi? x'i ben buradan OH eksi derişimini bulmak istiyorum. Neden oa eksi bulmak istiyorum? Çünkü bunun oa eksi öbürünün oa eksisine eşit olduğu için Kb çarpı 0 0 1'in kare kök içerisindeki değeri değil midir arkadaşım? Aynen de böyleydir. Ve hatta bu ikisi de neyle değiştirip o eksi. Peki bunun Kb değeri böyleyse öbür arkadaşın Kb değeri de aynı mantıktan Kb çarpı 0 2 değil midir? Aynen böyledir o zaman ben buradan çok rahat bir şekilde Kb1 Kb2 bunları birbirine oranlayabilirim Gördüğünüz gibi şu şuna eşit yani Kb1 çarpı 002'nin karekök içerisindeki değeri Kb2 çarpı e, 02'nin kök içerisindeki değere eşittir Hatta 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 öyle gösterelim kafanız karışmadan direkt hemen alıyorum buraya diyorum ki KB her ikisinde de 2 yazmışım pardon 1 0 0 1 karekök içerisinde eşittir KB 2 çarpı 0 2 her ikisinde karesini alıyorum Bunlar karekökten kurtuluyorum. KB 1 çarpı 0 0 1 KB 2 çarpı 0 2. Ama benden 2'nin bir oranını istemiş ya. O yüzden KB 2 bölü KB 1 0 0 1 bölü 0 2. Dolayısıyla cevabım 1 bölü 20. Evet biraz uzun olsa da aslında olayın mantığını bildikten sonra çözülebilir. Zor mu derseniz zor değil ama bir tık sizi düşündürebilecek bir soru olarak karşımıza çıkmış diyorum. Hadi gelin devam edelim. 0-1 molarite HCl çözeltisinde su ilave edildiğinde aşağıdaki grafikler elde ediliyor. Şimdi ben su ilave edersem ne olacak arkadaşım? Su ilave ettim ve asitliğini ne yapmış oldum? Aslında azaltmış oldum. Azalttığım için de pH'ı 1'den 7'ye doğru çıkmış oldu. Peki neden 1'den başladı? 0,1 Bunun pH değeri nedir arkadaşım? 1'dir de ondan 7'ye doğru gitgide yaklaşacaktır. Aynı şekilde molaritesi de 0, 1'den hacim miktarını arttırdığım için molaritem ne olacak? Düşüş gösterecek. O yüzden zamanla düşüş göstermiş. Aynı şekilde e, 0.01 molaritelik NaOH çözeltisine su ilave edildiğinde bunun pHaşı kaçtır arkadaşım? 2'dir. pH'ı kaçtır? 12'dir. Şimdi pH'ı 12 olduğu için 12'den hop 7'ye doğru bir azalma söz konusu olacak. Derişim de yine 0.01'den başlayıp aşağıya doğru bir azalma şeklinde karşıma çıkacak. Peki iyonlaşma yüzdesi Sıfır %1 olan bir molaritelik HF çözeltisine su ilave edersem. Peki iyonlaşma yüzdesi %0 %1 olan bir molaritelik HF'ye su ilave ettim. Yani bir asite zayıf bir aside su ilave ettim. Bir kere pH'im 2'den 7'ye gelmiş. Neden 2'den gelmiş arkadaşım? Çünkü bu bir zayıf asit. Hemen göstereyim size. Burası bir molarite x x ee, sonuçta ha, bu arada x yazmamıza gerek yok yüzde bir yoğunlaşmış zaten birin yüzde birini alırsanız 10 üzeri eksi 2 olur buraya 10 üzeri eksi 2 yazdım 10 üzeri eksi 2 yazdım 10 üzeri eksi 2 yazdım o zaman ne çıkacak arkadaşım bunu ihmal ettim 10 üzeri eksi 4 bölü 1 eşittir benim e, k a değerim peki ph değerim istemiş 10 üzeri 2 eksi 2. O yüzden pH değerim 2 çıktı. Su ekle, eklediğim için de hop biraz artış gözlemledim. Peki derişimlerde çat diye bir azalma söz konusu olmuş. Neden çat diye bir azalma söz konusu olmuş arkadaşım? Çünkü ben su ilave ettim ve derişimim hemen bir şekilde azalış gösterdi. Sonra hafif bir artış gösterdim. Peki iyonlaşma yüzdesi %1 yüzde bir olan 1 bir mol eterik NH3 çözeltisi. Yine aynı hesaptır arkadaşım. Sadece burada H artı yazdım. Onda ne yazacağım? OH eksi iyonu yazacağım. Ve OH eksi iyonu yazdığım için de ne çıkacak? OH 10 üzeri eksi 2 çıkacak. pH'im da 12 çıkacak. Dolayısıyla 12'de başlayıp hop 7'ye kadar yani 7'ye gelmeyecek ama 7'ye kadar ilerleyecek. Aynı şekilde su ilave ettiğim için hemen OH- derişimim azalacak ve sonra birazcık artış gözlenecek. Peki bu ani azalma dengede de vardı. Hatırlıyor muyuz arkadaşım? Dengede de bir maddeden direkt eklediğim zaman ya da bir maddeyi direkt çektiğim zaman ne oluyordu? pat diye azalıyordu. Bunun sebebi bak az öncekinde pat diye azalma ya da pat diye artma söz konusu olamadı. Çünkü onlar kuvvetlilerdi ve başlangıçta katı ya da sıvı haldeydi madde. Şimdi çözelti halinde o yüzden ani bir azalış söz konusu oluyor. Zayıf asit ve bazlara su eklediğim zaman iyonlaşma yüzdesi arttığı için ortamdaki iyon sayısı artışacak. Bunun yanında bir denge olayını genel olarak etki tepkiden büyük olduğu için hacimdeki artış moldeki artıştan daha büyüktür ve iyonların derişimi gitgide azalış gösterecektir. Hadi gelin o zaman son iki örneğimizi de çözüp bu föyümüzün de tamamlayalım. 25 derecede %0.01'lik eee Pardon %001 değilmiş. 001 molaritelik haşağı çözeltisinin pH değeri 4'müş. Hadi hemen sorunun devamına gitmeden ben bunun zayıf asit olduğunu anladım. Nereden anladım? Bir kere adam ne diyor arkadaşım? Burası 001 diyor. Yani 10 üzeri eksi 2 diyor. Peki daha sonra pH değerine ne diyor? 4'tür. Yani 10 üzeri eksi 4 diyor. Bak arkadaşım verilen burada verilen ne? Bulduğum pH birbirinin aynısı değilse nedir? Zayıf asittir diyordum. Burayı ihmal ettim. Peki iyonlaşma yüzdesini sormuş. %001'in de 10 üzeri eksi 4 ise yüzde kaçtır deyip iyonlaşma yüzdesini hesaplıyorum. Dolayısıyla ne çıktı bana? 1 çıktı. Doğrudur. K değerini sormuş bana. K değeri 10 üzeri eksi 8 bölü 10 üzeri eksi 2'den 10 üzeri eksi 6 gelir. Bu da doğru. Çözeltiye su eklenirse pH değeri azalır demiş. Çözeltimi su eklersem asite su eklediğim zaman ne oluyordu? pH değerimde bir artış söz konusu oluyordu. O yüzden yanlıştır deyip cevabım Bursa diyorum. Evet gelelim son örneğime. Zayıf asit 0.1 molaritelik çözeltisine hacim 2 katına çıkacak kadar Su ilave ediliyor. Şimdi arkadaşım zayıf bir asit 0.1 moleritelik. Peki e, hacim 2 katına çıkacak kadar saf su ilave edersem. Peki ben bunun önce bir pH'ini bulsam daha iyi olmaz mı? Şimdi önce HF yazdım. H artı F eksi diye. Burası 0.1 moleriteydi. Arkadaşım hacim iki katına çıkarttığım zaman molariteyi ne yaptım? yarıya düşürdüm mü moleriteyi yarıya düşürmüş olmam haşartı iyon derişimini yarıya düşürmüş olmam anlamına geliyor gördüğün gibi burada grafiğe baktığım zaman haşartı derişimim azalıyor ve tabii ki birazcık daha artış gözleniyor peki bu 5'ler nereden geliyor derseniz hemen şuradan KB'yi hesaplayalım KB'yi vermiş bazlık sabitini vermiş oradan hesaplayabilirsiniz. ne ama bu bir asit olduğu için K çarpı hemen şunu da yazayım. KB eşittir. K sudur arkadaşım. K su 10 üzeri eksi 14. KB 10 üzeri eksi 9 sa KA neymiş? 10 üzeri eksi 5 olarak karşıma çıkacak. Peki K 10 üzeri eksi 5 x diyelim x x diyelim x kare bölü 10 üzeri eksi 1 eşittir 10 üzeri eksi 5'ten x eşittir 10 üzeri eksi 6'dan 3 oldu. Peki şimdi pH değerime dikkat et 3'ten başlaması gerek. Yanlış. O yüzden de bu benim için kesinlikle yanlış bir tabirdir. Pekala devam ediyorum. H artı derişimi doğrudur dedim. Dikkat et H derişim 0 birden 0 0 5'e düşmüş. Arkadaşım hacim katına çıktığı zaman molarite yarıya düşer dedim ama nasıl düşmüş? bu şekilde parabolik bir şekilde düşmüş. Öyle düşmemesi gerekiyordu. Direkt düşmesi gerekiyordu deyip A şıkkını işaretliyorum. Evet, bugünkü dersimizi de burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler, sağlıklı günler.